Sevgili seyirciler, Yakın Doğu Üniversitesi stüdyolarında hazırladığımız ve kanal sim ekranları aracılığıyla sizlere ulaşan bir bilim dünyası programına daha hoş geldiniz. Bilim dünyasından gelişmeleri, güncel sağlık konularını ve teknoloji dünyasından haberleri sizlere bu program aracılığıyla aktarmaya devam ediyoruz. Konusunda uzman kişileri programımızda ağırlayarak güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz. Bugünkü programımızda Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümleri başkanı Doçent Doktor Sayın Terin Adalı'yı ağırlayacağız. Sayın Adalı ile biyomedikal mühendisliği ve biyomühendisliğin kapsamını konuşacağız. Ayrıca yapılan bilimsel aktiviteler konusunda bazı bilgiler edineceğiz. Doçent Doktor Sayın Terin Adalı ile sohbetimize başlamadan önce programımıza bilim, sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmelerle başlıyoruz. Sevgili seyirciler, Bilim Dünyası programı haber turuyla başlıyor. Sevgili seyirciler, sağlık haberleriyle başlıyoruz haber turumuza. İsviçreli bilim insanları, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için antibiyotiklere alternatif olarak kullanılacak yeni bir madde geliştirdi. Bern Üniversitesi Anatomi Enstitüsü'nden Eduard Babichak ve Annette Drager, yağ hücrelerinden yapay olarak lipozom üretti. Yağ hücrelerinin zarına benzeyen lipozomlar, toksinlerini çürüterek bakterileri etkisiz hale getiriyor toksinleri olmadan savunmasız kalan bakteriler, bağışıklık sistemi tarafından yok ediliyor. Araştırmacı, babicak, libozomları, bakterilerin salgıladığı toksinlere saldırarak, hücreleri toksinlerden koruyacak şekilde geliştirdiklerini söyledi. İsviçreli bilim insanı bakterilerin ürettiği toksinler için karşı koyulmaz bir yem hazırladık. Toksinler lipozomlara yapıştığında hücre için herhangi bir tehlike söz konusu olmadan kolayca yok edilebiliyor dedi. Diğer araştırmacı Drager ise doğrudan bakteriler hedef alınmadığı için lipo lipozomlar bakteri direncinin gelişmesine engel oluyor. Laboratuvar ortamında yaptığımız testlerde fareler antibiyotik kullanımına gerek kalmadan lipozomla tedavi edilerek ölümcül septisemiye yani kan zehirlenmesini atlattı dedi. Lipozomlar daha önce de hastaların bedenlerine belirli ilaçların gönderilmesi için kullanılıyordu sevgili seyirciler. Bilim dünyasında antibiyotiğe alternatif madde olarak büyük heyecan uyandıran araştırma Nature Biotechnology isimli dergide yayınlandı. Sevgili seyirciler, yaklaşık 90 yıl önce penisilin antibiyotiğinin keşfedilmesinden bu yana antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde çok büyük bir rol oynuyor. Ancak zaman içinde bakterilerin antibiyotik direnci geliştirmesi insanlar için büyük risk oluşturuyor. Antibiyotik direnci, enfeksiyonlarda kullanılan tedavi seçeneklerinin azalması anlamına geliyor ve diğer bir sağlık haberimizle devam ediyoruz sevgili seyirciler. İsveçli bilim insanları tarafından kök hücrelerin Parkinson hastalığının beyinde yarattığı hasarı iyileştirebileceği öne sürüldü. Parkinson'un tedavisiyle ilgili bir araştırma için farelerin beyinleri üzerinde deneyler yapıldı. Araştırmacılar sonuçların Parkinson hastalığının tedavisinde etkili olabilecek büyük bir buluş olduğu görüşünde. Hastalığın çaresi henüz bulunamadı ancak ilaç desteği ve beyin uyarımı tedavisiyle hastalığın semptomları hafifletilebiliyor. Parkinson, beyindeki dopamin adlı kimyasalı üreten sinir hücrelerinin hasara uğraması ve kaybedilmesinden kaynaklanan önemli bir rahatsızlık. Dopamin, kişinin ruh hali ve hareketlerini kontrol etme görevi yürütüyor. Londra Üniversitesi araştırmacıları, Parkinson semptomlarını farelerde canlandırmak amacıyla farelerin beyinlerinin tek bir tarafındaki dopamin üreten nöronları etkisiz hale getirdi. Ardından insandaki gelişmemiş kök hücrelerini dopamin üreten nöronlara dönüştürdü. İşte bu nöronlar farelerin beyinlerine enjekte edildi ve araştırmacılar beyindeki hasarın iyileştiğini gözlemledi.